3 ay önce tüp mide ameliyatı oldu. Şimdi tüp mide sonrası çok sıkça gördüğümüz bir durum. Bize revizyon için gelenlerde sıkça gördüğümüz bir durum. Kusma çokça revizyon için başvuruyor hastalar. Yani reflü. Dış merkezlerden. Ama sizinki reflüydü. Anlatır mısınız şikayetlerinizi? Evet. Reflü çok ilerlemişti. Artık oturur vaziyette dahi reflü asitini oturduğum yerde hissediyordum. Su içemiyordum. Yanma mı oluyordu? Evet. Devamlı yanmanız mı oluyordu? Sırtımda ameliyat öncesi yok muydu? Vardı ama ameliyattan sonra daha fazla ilerledi. Ameliyat öncesinde zaten çok dikkat ediyordum yediklerime. Ameliyattan sonra tamamen kesmeme rağmen... Bulantı oluyor muydu? Evet, bulantı da vardı. Yediğim çok az ufacık bir karpuzu bile anında çıkartmam gerekiyordu. O orada durmuyordu yani. Su içemiyordum. Reflüm suyla beraber çok fazla asit çıkartıyordum. Hayat kalitem bitmişti yani tamamen. 3 aydır bunları yaşadınız. Evet. Normaldir diye 3 ay bekledim. Araştırdım, baktım, doktorla konuştum. Herkes normal deyince ben de normaldir diye bekledim. Daha sonra bir arkadaşımın eşi size ameliyat olmuş. Sizi söylediler, sizin sayfanıza baktım. Sayfa yeterince zaten her şeyi açıklıyordu. Şimdi çok iyiyim, hiçbir şeyim yok. Gayet rahat su, hatta su termosuyla geziyorum. Suyumu çok rahat içebiliyorum. Yediklerimi aynı şekilde, hiç mideme eskisi gibi yani sağlıklı dönemimdeki gibi yediklerimin mideme indiğini hiç hissetmiyorum. Yani hani orada beni rahatsız etmiyor, huzursuz etmiyor, kusma ihtiyacım yok. Bunlar çok benim için demek çok önemliydi. Demek ki bu kadar şey normal değilmiş. Normal değilmiş, kesinlikle değilmiş. Tabii ki normal olmadığını da biliyordum ama tabii işin ehli insanlar normal deyince hani normal. Katı hiçbir şeyi. Karpuz, en katı karpuzdu. Yani köfte, kıyma yiyemediniz. Yok, hayır yiyemedim. Bir Adana kebap yiyemedim. Kesinlikle yok, öyle bir şey. Lahmacun da yok yani, evet, o en incesi o bile yok. Yiyebilirsiniz, şu anda lahmacun yiyebilirsiniz. Evet. Adana kebap da yiyebilirsiniz. Kebap ama yiyebilirsiniz. Yiyebilirsiniz. Çok rahatlıkla yersiniz. Olay şu, genelde problem şurada. Tüp mide yapılıyor ama şurada bir dönemeç var ve herkes de çok farklı. Şurası dar olunca... Evet. Bir de sizin ayrıca mide fıtığınız vardı. Evet. Onun üstüne yapılmış. Yani bir insanda reflü varsa tüp mide bir defa yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Ya sargılı yapıyoruz ya da bu reflüyü onararak yapıyoruz. Ya da ligamentum teres dediğimiz bir sargıyla sarıyoruz. Sizde hem mide fıtığı reflü varken bu ameliyat yapılmış, bir de bu incisor angularis dediğiniz bölgede dönemeçte darlık vardı. Yani iki ay problem bir arada oluyor. O yüzden tüp mide ameliyatından sonra eğer hastaların sürekli bulantı kusması varsa, sürekli yukarı doğru yanma kaynaması varsa bu normal değil. Burada bir problem var demektir. Biz ameliyatta ne yaptık? Bu ameliyatı Roentgen Bypass'a çevirdik. Tabii mide fıtığınızı da onardık, yemek borunuzu uzattık, kapak sistemini kurduk. Artık yemek yiyip yatınca da yukarı gelmediğini fark ediyor musunuz? Evet, özellikle deniyorum. Yedikten sonra şöyle bir korkuyorum ama şöyle bir deniyorum, hiçbir şey yok. Aynen. Gayet güzel. Bunun üstü olamaz yani. Peki, bu kadarını beklemiyordum. Çok güzel. Tabii bizim diyetisyenlerimizle çok daha yakın temasta olmanız lazım. Bir de kapalı grubumuzda kalmanız lazım. Evet, Roentgen bypass'lı hastalarla fikir alışverişinde bulmanız lazım. Bir daha her ayın son çarşambası bizle görüşmeniz lazım. Takip ediyorum, bakıyorum. Tamam.